Merhabalar, Ötenezi serisinin dördüncü ve son videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yıllar önce arkadaşımla aramızda geçen konuşmalar üzerinden yola çıkarak ona ulaştım. Çünkü yıllar önce arkadaşımla Ötenezi hakkında konuşurken, ben bu konuları çok meraklıyım ve e, arkadaşımla beyin fırtınası yapmayı çok severim. Onunla bu konuyu konuşurken durmuştu, bir sessizlik olmuştu ve benim annem de Ötenezi oldu diye e, Söylemişti bana, ben tabii ki hemen böyle büyük bir şok yaşadım ve heyecan yaşadım. Çünkü hayatımda ilk defa öteniziyle bu kadar yakından e, tanık olmuş... ...ötenizi olayına, prosedürlerine tanık olmuş biriyle karşılaşıyorum diye düşündüm. Ona hemen duygularını sormuştum ve izin almıştım. Yani soru sorabilir miyim diye tabii ki demiştim. Ve bana şunu söylemişti, ya nasıl bir duygu, nasıl hissettin diye sorduğumda... E, ...gözünün önünde çok sevdiğim biri... Ölüyor, son nefesini veriyor ve sen buna tanık oluyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Bu açıdan çok zorlamıştı ama en azından artık acı çekmeyecek ve huzurlu bir şekilde uyuyacak, huzurlu hissedecek diye kendimi sakinleştirmiştim. Ama kendi ellerimle öldürüyor gibi hissettiğim bir an olmuştu o çaresizlik. Ee, ve onun kararına saygı duymam gerekiyor, yapacak bir şey yoktu diye cevap vermişti bana. Ben de bu video serisini yaparken hemen arkadaşıma e-mail ulaştım. Kendisiyle aynı ülkede yaşamıyorum ve ona dedim ki acaba sana bu konuda bir video yapıyorum. Sorularımı sorsam cevaplar mısın diye. O da cevaplarım dedi. Ee, sorularımı gönderdikten sonra bayağı uzun bir süre sonra yani aylar sonra bana geri dönebildi. Ee, duygularını konuşmayı çok seven bir insan değil. İsmini de kullanmamı istemedi. Ee, dolayısıyla ismini ve ülkesine dair bilgi veremeyeceğim. Tek söyleyebileceğim... Ehm um, ötenezinin legal olduğu ülkelerden birinde yaşıyordu. E, ve şimdi ona sorduğum soruları ve cevapları hata yapmamak için notlarıma da bakarak zaman zaman sizinle paylaşacağım. Arkadaşıma ilk sorum sence ötenez nedir? Sen nasıl tanımlarsın bu durumu? Oldu. Onun cevabı ise şöyle. Ötenezi ölüm kaçınılmaz sonken ve alternatif yöntemler kişinin acısına bir umut olmazken ölümden daha çok nasıl ölmekle alakalı diye bir cevap verdi. Ve bu tanım benim bu, bugüne kadar okuduğum en sıcak insansı tanımlardan bir tanesiydi. Çünkü ölümden daha çok ölümün nasıl olduğuyla alakalı diye. kendisinde annesi beş yıl kanser tedavisi gördükten sonra bu kararı vermişti. Dolayısıyla o dönemde çok acı çektiğini anlayabiliyoruz. Onun tanımı böyle güzel bir tanımdı. Sonra arkadaşıma soruyorum. Peki annenin ötenezi olduğu gün kendini nasıl hissettin diye soruyorum. Arkadaşımın cevabı ise şöyle. Gerçek değilmiş gibiydi. Her ne kadar ötenezi kararı sevdiğin birinin kararı olsa da ve onun için doğru bir karar olsa da sevdiğin birinin öleceği dakikayı bilmek çok ilginç hissettirdi ve kelimelere dökebileceğim bir duygu değil açıkçası diye bana cevap veriyor ve bunun zor bir deneyim olduğunu da söylüyor. Gerçekten de zor bir deneyim düşünün ki ölümle randevunuz var ve yarın bu saatlerde öleceksiniz. Yakınlarınıza son kez bakıyorsunuz. Bu açıdan düşünün bir de. O yüzden ölüme randevu vermek çok ilginç bir şey. Ölüme randevu vermek benim kullandığım bir betimleme ve bazı makalelerde de bununla ilintili bir şey var. Şimdi yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Normal hayatın normal seyrinde ölen bir insanın yakınının yaz süreciyle Ötenazi kararı alan ve hayatını sonlandıran bir insanın yakını, geride kalanlarının yaz süreci farklı. Ötenazi kararıyla hayatını sonlandıran insanlar artık bu tarih belli olduğu için, yakınlarını da bu duruma hazırladıkları için, bu kişilerin yaz dönemi diğerlerine göre daha farklı ve bazı açılardan daha kolay geçebiliyormuş. Ben de bu durumu arkadaşıma soruyorum. Arkadaşıma sence bu durum senin yaz, durum, yaz sürecini nasıl etkiledi diye soruyorum. Arkadaşıma göre ise şöyle. Beklenmedik ölümlerde insanlar sevdiklerine son sözlerini söyleme fırsatı bulamıyorlar. Bu acı taraf neyse ki ötenezi de sevdiğiniz birinin ölümünü düşünüp hazırlanmanıza zaman verdiğinden bu acı taraf ötenezi de çok da olmuyor. Peki arkadaşıma devam edip soruyorum. Son bakışında, anneni son kez gördüğünde, göz göze geldiğinde ne hissettin diye. Arkadaşım ise oldukça duygusal bir andı. Sevdiğin kişiye elveda demeyi kavramak bir kopuş anı. Bu daha çok haftalar, aylar sonrasında kavrayabildiğim bir şeydi. Gerçi her türlü ölüm içinde bu geçerli diye düşünüyorum diyor. Peki arkadaşıma soruyorum hiçbir dileğin var mıydı? Bütün dileklerini gerçekleştirebildin mi annenle diye. Kaybeden herkesin yakını geriye dönüp baktığında bir şeyleri daha farklı yapmak ister diye cevap veriyor. Ancak ötenezinin anı ve süreci bu döneme insanı hazırlıyor diye de cevap veriyor. Cevabından anladığım kadarıyla çok detaylarını söylememiş. Dediğim gibi duygularını çok açan, özelini çok paylaşan biri değil normalde. Aa, Muhtemelen yapmak istediği birçok şeyi e, ötenezi kararı alacağı için annesi o dönemlerde yapmışlardır durumları el verdiğince diye düşünüyorum. Arkadaşıma bir de şöyle bir soru sordum. Öteneziye karşı duran insanları e, anlayabiliyor musun? O insanlar hakkında ne düşünüyorsun diye bir soru sordum. Onun da cevabı şöyle. Kesinlikle anlıyorum. Eskiden ya yaşardık ya da ölürdük. Şimdi ise ölümcül hastalıklarla daha az kaliteli şartlarda daha uzun yaşıyoruz. Bu da sevdiklerimizin hayatının son dönemlerinde daha aktif bir rolümüz olduğu anlamına geliyor. Bu role de hiçbirimiz tam anlamıyla hazır değiliz. Hayatta ölümü düşünmek yerine her seferinde savaşmak bizim doğamızda var. Yani arkadaşım ötenaziye karşı durmayı bizim gibi yaşama endeksli yaşayan yaratıkların ve beyni hep böyle hareket eden, karar veren insanların öteneziye karşı olmasını da anlıyor, anlayışla karşılıyor. Arkadaşıma son sorumda ötenezi kararını çok bencilce bulanlar var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun diye soruyorum. Onun cevabı ise şöyle. Ben insanların kararları ve durumlarını yargılayamam. Ama eklemem gerekir ki ötenezi hem hastanın hem de hasta yakınlarının dahil olduğu bir süreç. Genel modern teknoloji hastaları teknik olarak ayakta tutsa da bu durum hem hasta hem de hasta yakınları için katlanılmaz bir hale geliyor. Düzelme olmayınca da hem hastayı hem de ailenin acısının uzatmanın ne anlamı var ki? Ölüm kararı da hayatın bir parçası. Gerçeğin acı tarafını istemesek de kabul etmeliyiz. Ortada artık kazanılacak bir mücadele yok kaybedilecek bir savaş yok. Ötenizi beyhude ve katlanılmaz bir şekilde sürünmektense insaflı bir şekilde hayatı daha insansı ve asil bir şekilde bitirmek. Arkadaşımı vurguladı bu insansı yaşamak ve asil bir şekilde ölme hakkı bence ötenizinin en esaslı noktası. Çünkü bir insan bir insan ağrısız bir şekilde ölmesi onun en temel haklarından bir tanesi. Ben bu konuda sizinle Filiz Akın'ın kansere yakalandıktan sonra ve tedavi gördükten sonra yaşadığı şeyleri paylaşarak örneklemek istiyorum. Filiz Akın diyor ki bu süre çok zordu kanser tedavisi ve biz eşimle bir vasiyette bulunduk. Ötenazi, vasiyeti ötenazi. Şöyle kilit bir cümle söylüyor okumak istiyorum hata yapmak istemedim. Yaşayacaksam kaliteli yaşamak istiyorum. Eğer bağımlı olacaksam ve bitkisel hayata gireceksem öleyim. Eşimle birbirimize vasiyet ettik. Eğer öyle bir durum doğar ve ötenizi hakkı tanınırsa bunu kullanma sözü verdik diye de demeç veriyor. Ben artık bu videoyla tartışmalı konu olan ötenizi serisini bitiriyorum. Ee, ve bu videoyu bitirirken e, yorum yorumlarınızı bekliyorum ama bir şey isteyeceğim lütfen arkadaşımla ilgili veya arkadaşımın ailesinin bu kararı annesinin kararı ile ilgili herhangi bir yorumda bulunurken çok en uçtan radikal bir şekilde karşı çıkabilirsiniz karşı çıkmak sorun değil önemli olan üslubunuzun kendi fikrinizi savunurken karşıt fikri ee, ...hakaret etmeden yapmanız, o yüzden bu konuya dikkat etmenizi isteyeceğim. Kendisi Türkçe bilmese de ben bu videoyu yaptığıma dair ona bir e-mail attığımda... ...gelip yorumlara bakacaktır diye düşünüyorum. O sebepten lütfen bu konuda hassas davranın. Ee, bu dosyayı kapatırken şöyle bir sorum olacak. Evet, her, hemen hemen her videoda tartışıyorsunuz siz de. Türkiye'de ötenizi legal olmalı mıyım? böyle bir şey olsaydı yaptırır mıydınız? Benim şöyle bir sorum olacak. İsviçre, Belçika, Hollanda, e, Lüksemburg ve Amerika'nın bazı eyaletlerinde öteniz legal ...bu ülkelerde yaşayan Türklerden... ...veya artık oranın vatandaşı olmuşsunuz, kendinizi nasıl nitelendiriyorsanız... E, ...ama Türkçe konuşuyorsanız ve beni anlıyorsanız, bu durumu çevirebiliyorsanız ya da... E, ...size şöyle bir sorum olacak. Siz... E, bu gittiğiniz ülkede artık öteniz ilegal. Siz ileride bir gün zor bir dur duruma düşerseniz veya vasiyetinizde böyle bir madde var mı? Veya ailenizden belki de bu kararı vermiş olan biri var mı? E, çok tanışmak isterim. Hikayenizi dinlemek isterim veya yorumlarınızı. Düşüncelerinizi bekliyorum. Bu seriyi böyle bitiriyorum. Tekrar ağrısız, sağlıklı günler diliyorum. Esen kalın. Bay bay.